Jose Silva sorunu iyi bir şekilde incelememizi söylediğinde ayrıntıları gözlememiz gerektiğini kastetmişti. Çözüm görüntüsünü oluşturmadan önce aynayı sola doğru hareket ettirdiğinde bu, zamanın hareketini ruhsal bir bakış açısıyla hesaba katar. Araştırmalar ruhsal açıdan geçmişin sağında, şimdinin önünde, geleceğin solunda olduğunu ortaya koymuştur. Aynanın çerçevesi sadece maviden beyaza değiştirilebilir. Asla soruna geri dönmüyorsun. Bundan sonra proje diyeceğimiz bir problemi düşündüğünde hemen bilincinden sil ve oluşturduğun çözüm imajını beyaz çerçeveli bir şekilde gözünde canlandır. Nesnel geri bildirimleri izle. Programlamanın nasıl bir etkiye sahip olduğunu kendine bildir. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir şeyler olmasını bekleyeceğin şekilde programlamanı öneririz. 2 veya 3 gün içinde projede bir gelişme fark edersen, yaptığın şekilde programlamaya devam etmen gerektiğini bilirsin. Önümüzdeki 2 veya 3 gün içinde durum daha da kötüleşirse, seviye atla ve ne olduğunu analiz et. Programlamanı değiştirmen gerektiğini fark edebilirsin. Olumlu sonuçlar almadığında, bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini görmek ve ilerlemeye başlamak için kendi seviyende düşünebildiğin her şeyi dene. Bazen daha fazlasını programlaman gerekir. Bazen daha az programlaman gerekebilir. Bazen bir şeyin olması gerektiğini düşündüğümüz şekilde olması için o kadar çok çalışıyoruz ki kendimizi engelliyoruz. Bunun yerine olmasına izin vermeye çalış. Onu serbest bırak, böylece ilgili herkes için en iyi olan tezahür edebilir. Ne kadar çok arzun olursa o kadar iyi. Bu hedefe ulaşmak veya bu sorunu düzeltmek için kaç nedenin var? Belki de aklına gelebilecek 5 faydası vardır. Seviyene gir ve tekrar düşün. 5 fayda daha bulabilirsin. O zaman 2 kat daha fazla inovasyona sahip olacaksın. Jose Silva, projeniz ne kadar büyükse dedi, daha fazla yardım, daha fazla ilham alırsınız. Daha büyük derken kaç kişinin faydalanacağını kastediyorum. Programlamanız birçok kişiye fayda sağlayacaksa, o zaman yardım alırsınız. Ne kadar çok insan faydalanırsa, o kadar çok yardım alırsınız. Ne kadar çok pratik yaparsan o kadar iyi. Seviyene yapmayı öğrendiğin şekilde girerek başla ve teknikleri tam olarak Jose Silva'nın öğrettiği şekilde uygula. Önümüzdeki günlerde Silva tekniklerini kendi uzmanlık alanlarında kullanma konusunda engin deneyime sahip kişilerden, çeşitli alanlardaki yetkililerden haber alacaksın. Silva tekniklerini hayatında nasıl kullanabileceğin konusunda sana birçok fikir verecekler. Hikayelerinin çoğu sana ilham verecek ve seni motive edecek.